Sevgili gençler, Bahri Hoca ile Matematik TYT Matematik dersine tam gala devam ediyor. TYT Matematik bugün üçüncü dersimizdeyiz ve bugün artık asal sayılar yine temel kavramların birini inceleyeceğiz. Asal sayıları aslında önceki sorularımda derslerinde ufak ufak kullandım ama burada tamamen ayrıntılı şekilde kullanacağız. Yine sorularımızda belli değerleri verme, belli kuralları ve dört işlemi çok sık kullanacağım da şimdiden söyleyeyim. Asal sayı bir kere ne demektir? Asal sayı sadece bir ve kendisine bölünen özel asil bir sayıdır. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 vesaire vesaire. Bakın bir basamaklı var, iki basamaklı var, üç basamaklı. Sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama tek kuralımız sadece bire ve kendisine, sadece ikişiye bölünen sayılardır. Bir şey daha hatırlatmamda fayda var. Dikkat edin, iki şeye bölünen dedim. Asal sayılar negatif olamaz. Her zaman pozitif alan sayılardır. Bazen bu karıştırılabiliyor. 13 bir asal sayıdır ama eksi 13 bir asal sayı değildir. Bunu da özellikle eklemek istiyorum. İkinci olaraksa çift olarak baktığımızda çift olan ve asal olan tek sayımız yazdığı gibi 2'dir. Başka çift sayı yoktur. Çünkü 2, 1 ve 2'ye bölünür, doğru. Ama düşünsenize 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 gibi bir sayı aldığımızda buradaki sayılar artık direkt 2'ye bölünen sayılara ve bunun dışında bir sayı daha veya birkaç sayı daha çıkacağı için direkt zaten asal olamayacağını söylemek kesinlikle mümkündür. Bir not daha eklemek istiyorum. Aralarındaki farkın 1 olduğu asal sayı sadece 3 ve 2 ikilisidir. Bu sorularda, özel çıkmış sorular dahil çok fazla kullanılan bir istisnadır. Ne olduğunu sorularıma çok daha iyi göreceksiniz. Peki bir cümle daha bahsetmek istiyorum. Bir kavramdan daha. Aralarında asal. Şimdi asal sayı bir ve kendisine bölünüyor ya. Aralarında asal olması içinse ortak olarak sadece bire bölünmeliler. Mesela 1 ve 12. Bakın bu arada küçük bir şey fark ettiniz mi? 1, 12, 1, 15, 1, 20, 1, 100, 1, 1 milyon. 1 tüm sayılarla aralarında zaten asaldır. Bunun dışında bakın 5 ve 21. 5 asaldır ama 21 asal sayı değildir ama 5'in ve 21'in ortak bölündüğü tek değer 1'dir. O zaman aralarında asal incelenirken asal olmaları gerekmez. Bakın 9, 16 ikisi de asal değil ama 9'un ve 16'nın ortak bölündüğü tek sayı 1'dir. O zaman bunlar da aralarında asaldır diyebiliriz. Peki gelin sorularımıza geçelim. Kalemimi seçeyim şöyle bir. Hemen bakalım. AB birer pozitif tam sayı. A eksi 1 ve B artı 6'nın çarpımı 19'sa acaba A artı B kaç değer alabilir? Şimdi 19'un asal sayı olduğuna lütfen dikkat. 19 asal sayı olduğuna göre burada iki tane ihtimal var aslında. Ya bu 1, bu 19'dur veya bu 19, burası 1'dir. Şimdi burası eğer 1'e 19'sa biz B'nin 13, A'nın ise 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ya ikinci durum olsa acaba olur mu bakalım? Burası 19 olsaydı A ifadesi 20 olurdu. Ama B ifadesi 1 olması için eksi 5 olması gerekirdi. Demek ki zaten eksi bu yüzden oluyor zaten. Pozitif tam sayı dediği için tek bir değeri vardır. A 2 olur, B 13 olur. 2 ile 13'ün toplamı da tabii ki 15 olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Buradaysa artık işin içinde biraz daha uzunca bir toplam var. Çıkmış sonra bakın benzeri bir soru. X çarpı Y artı X çarpı Z eşittir 2X kare artı 8 olarak verilmiş. Burada X artı Y çarpı Z sonucu acaba kaçtır? Şimdi bir kere dikkat çekmesi gereken şey şu. Hani denklemlerde çok sık duymuşsunuz yani derslerde mutlaka okulda. Bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir yere bırakılmaz. Her zaman fayda vardır. Pardon. Gelin burada bilinmeyenleri bir tarafa atalım. X çarpı Y burada, X çarpı Z burada. Bu bilinmeyen 2x kareyi de bu tarafa atıp gelin burayı 8 yapalım. Bu durumda o zaman her şeyde bir x ortağı var.
Ortak çarpan parantezine alırsam x gitti burada y kaldı. X gitti burada z kaldı. Burada bir tane x gitti. X kare iki tane x vardır. Burada o zaman iki tane x kaldı ve burası ne yapar? 8 yapar. Şimdi sorumun başına tekrar geri dönüyorum. X, y, z neydi? Asal sayılardı. Şimdi x ile bir asal sayı ile bir sayıyı çarpmışım. 8 olmuş ve x'in asal olması lazım. Bunun olası bir tek ihtimali var, o da 2'dir. Çünkü karşıda çift bir sayı var. Çift bir sayı kesin 2'nin katıdır. O zaman x kesinlikle 2 yapar. O zaman renk değiştireyim. X 2 ise ne olur? Y artı z 2 çarpı 2'den burası 4 mü yapar? Demek ki o zaman şu nereden geldi? Şimdi bir sileyim müsaadenizle. Bunu kadar yazdım galiba. Y artı z eksi o zaman ne olur? 4. 8'i verecekse bu ifadenin 4 olması gerekir. Eğer bu 4 ise bakın 4 çıkartmışım 4 olmuş. O halde buranın kaç olması lazım? 8 olması lazım. Toplamı 8 olan asal sayılar ne kimdir? Sadece 3 ve 5'tir. O halde 2, 3, 5 sayılarımızı bulduk. X'imiz 2, Y'miz 3, Z'miz 5. Burası 17 yapar. Demek cevabımız 17'dir. Burada bakın temel mantık bu. Size verecek olan asal sayı değerleri nerede nasılsa. Doğru değeri verdiğiniz zaman soruyu çözmek gayet zevkli ve kolaydır. Bir diğer soruya bakalım. Bu yine TYT özellikle çok sık sorulan bir soru kalıbıdır. Size bir şeyin tanımını verir. Hatta örneğine kadar verir. Ve buna göre bir şey değerlendirmenizi ister. Yani burada herhangi bir bilgi gerektirmez. Yine önce ön bilgimizi okuyalım. Birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir mesela demiş. 6, 3 ve 2'nin çarpımıdır. İki farklı asal sayının çarpımı olduğuna cevap bu bir yarı asaldır. Peki hangisi yarı asal sayı değildir? 14'e bakalım. 14, 2 ve 7'nin çarpımıdır. 2 ile 7 de farklı birer asal sayıdır. O zaman bu kesinlikle yarı asal bir sayıdır. 33, 3 çarpı 11. Başka bir olasılığımız yok. O zaman 2 asal sayının çarpımı şeklinde yazdım. Yine yarı asaldır. 35, hemen söylediniz galiba. 5 çarpı 7. Yine iki farklı asal sayı olduğu için mutlaka yarı asaldır. 55, 5 çarpı 11 yine iki farklı asal sayı var. Yine yarı asaldır. Ama oysa 60 iki farklı asal sayının çarpımı olarak yazılamaz. 4 çarpı 15 asal olmaz. 2 çarpı 30 olmaz ki zaten hiçbir şekilde 60'ı iki farklı asal sayının çarpımı olarak yazamayız. Bu yüzden de buna yarı asal değildir deriz. Bir diğer sorumuza bakalım. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere A asal sayı olduğuna göre B artı C toplamının A türünün eşiti hangisidir? A sayısı bir asal sayı. Asal sayı neydi? 1 ile bir asal sayının çarpımı. Yani kendisi. O halde burada hemen en önemli kavramı da tabii işaretleyelim. Pozitif demiş. Şimdi ne olabilir? Burası 1 olur. Burası A olur. A bir asal sayı. Yani burası 1 çarpı A olabilir. Veya bunu şöyle iki renk olarak yapayım isterseniz sizin için. Burası pardon şunu bir geri alayım. Burası 1'e A olabilir. Ya da mavi bir renk alayım. A'ya 1 olabilir. İki tane ihtimal var. Bize hangisi dediğine göre birinin olması lazım. Mesela maviyle gideyim önce. Burası eğer 1 olsa C artı 2 1 ise burada C ifadesi eksi 1 yapması lazım ki burası 1 olsun. Ama A, B, C pozitif olduğuna göre mavi kısmın olamayacağını görmüş olduk. O zaman kırmızıdan devam ediyorum. Yani tek bir durum var demek ki soruda. O halde B ifadesi kesinlikle 4'tür. Ve burada da C artı 2 ifadesi de o zaman kesinlikle A'ya eşittir. Buradan da C ifadesi ne olur? A eksi 2 yapar. C'mizi
A cinsinden buldum. B'min zaten 4 olduğunu buldum. Bana B ileceğinin toplamını sormuş. O zaman C ifadesi A eksi 2 4 eklediğimde burası ne yapar? A artı 2 yapar. Yani parametrik bir soru yapılmış olur. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir tanım sorusu Chen sayısı tanımlanmış ve bunun üzerinden gidilmiş. P bir asal sayı olmak üzere. Bakın buradaki sayı kavramları bizim için çok önemli. Çünkü nasıl başladığımız, nerede çalıştığımız sorunun gidişatını belirleyecek. P artı 2 sayısı asal oluyorsa veya P artı 2 sayısı asal iki sayının çarpımı biçiminde yazabiliyorsa, bakın iki ihtimal verdi. Ya asal sayı olacak veya iki asal sayının çarpımı şeklinde olacak. P'ye Chen asalı denir. Peki o halde hangileri Chen asalıdır? Ne diyor? P bir asal sayı olduğunda P artı 2 de ne olacak? Asal oluyorsa 39 bir kere asal sayı değildir. Bakın dakika bir. Çünkü burada şöyle bir sıkıntı var. Hani akla geliyor. 39 hocam 2 arttırdım burası 41. 41 asal sayıysa evet cevap 1 Chen asalı olur ama dikkat edin nasıl başladık biz? P bir asal sayı asal sayıyla başlayacağız yine asala gideceğiz. Demek ki bir kere burada ciddi bir tuzak var aman aman dikkat. 2. 19 bir asal sayı mı? Evet. P artı 2 21 asal mı? Hayır ama asal olmasa da olur veya demiş. 2 asal sayının çarpımı. 3 çarpı 7 olur mu? Olur. O zaman bu bir Chen asal sayısıdır. 43'e bakalım. 43 sayısı. Bunun 2 fazlası kaç yapar? 45. Peki 45 2 asal sayının çarpımı mıdır? Hayır. Çünkü 45 9 çarpı 5'tir. Burada 2 asal sayı şeklinde yazılamayacağı için bu da elenir. 1 ve 3'ten vazgeçtik. Cevap sadece Bursa yalnız 2'dir. Bir diğer soruya bakalım. Ardışık 3 doğal sayının kareleri toplamına eşit olan asal sayılara üçgen asal sayılar denir. Bakın tanımı aman aman dikkat. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçgen asal sayı pardon aşağıdakilerden hangisi üçgen asal sayı kaçtır yazmışım. Evet. Bir cümle hatası yapmışım herhalde yazarken. Ardışık 3 doğal sayının kareleri toplamı na eşit olan asal sayı. Şimdi bakın burada bir kere asal sayılardan gitmeye kalkışırsak gerçekten çok bunalırız. Çünkü hani en baştan başlarsanız 2, 3, 5, 7 hadi biraz büyütün bu ifade. 11, 13, 17, 23. Yani 23 hangi toplamı olabilir mi diye giderseniz gerçekten size çok zor bir yol bekliyor. O zaman şöyle gidelim. Ardışık doğal sayılardan gidelim mi? Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın dikkat edin. Şimdi kareleri toplamı demiş ya. 36 bunun karesi gelir. 7 çok uzağa gitmeme gerek yok. Bunların karelerini alıyorum. Ne olur? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Şimdi niye böyle yaptım? Ya bir sayı acaba 3 artı 2 sayının kareleri toplamına eşit olur mu? Ben bunu direkt söyleyemem ki. Ama sayıların ardışık sayıların karelerini alabilirim. Çok daha basit. Ne diyor? Üçünü toplayın hadi diyor. Üçünü topladım. Ne yaptı? 1, 5, 14. 14 asal değil olmaz. Üçünü topladım. 4, 9 daha 13, 13, 16 daha 29 çıktı bile. Peki başka var mı acaba? Ona bakalım beraber. Mesela şu üçünü alsaydım 9, 16, 25, 25, 50 olmaz. Şurayı alsaydım 16, 36, 52, 52, 77 olmaz gibi 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 bakabilirsiniz. Ama burada zaten cevap bakın hemen çıkıyor. O yüzden sorulara nereden başladığınız çok önemli. Bazen tanımdan bazen çok net görünebilir ama bu size aslında soru yol gösteriyor. Ardışık 3 doğal sayının kareleri şöyle bir incelediğinizde zaten değerler büyük değil, sizi yormadan cevabı verecektir. Bir diğer sorumuza bakalım.
Şimdi aralarında asaldan bahsettim. Bunlar neydi? Bunlar ortak bire bölünen sayılardı. X eksi 1, bakın burada x eksi 1 var. Y artı 2, burada y artı 2 var. Bu iki sayı aralarında asalmış. Bunların ortak bölündüğü sadece 1 olması lazım. Ama bir şey fark ettiniz mi? 8 bölü 28. 1 yok. Bu 2'ye bölünür, bu da 2'ye bölünür. Bu 4'e bölünür, bu da 4'e bölünür. 2 ile 8 ve 28 aralarında asal değil. O zaman 4'e bölerim. 4'e böldüğümde 7 yapar. Artık x eksi 1 2, y artı 2 7 oldu. Aralarında asal mıdır? Evet. Aralarında asaldır. O halde bakın x eksi 1 2 yani x'imiz 3 yapar. Y artı 2 7 yani y'miz 5 yapar. O halde 3 çarpı 5'ten de burası 15 yapar. Aralarında asal. Dikkat edin. X eksi 1, x eksi 1 vermiş. Y artı 2, y artı 2 vermiş. Burada direkt asal sayı diyerek tanım üzerinden gitmiş. Ama aslında bunun tersini yapabilirdik. İşte canlı bir örnek. A ve B bu sefer aralarında asal ama A artı 2 bölü B artı 7 olarak bir şey vermiş. Şimdi bakın karıştırmayın. A ve B aralarında asal. O zaman ne yapıyorum? Eğer böyleyse içler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne olur? 7A artı 14 eşittir 2B artı 14. Dikkat edin, 14'ler gitti bile. Buradan 7A eşittir 2 tane B yapar. Demek ki A 2'dir. Demek ki B 7'dir. Çarpımlar da 14. Bu farkı iyi anlamanız lazım. Eğer size verilen ifadeler oranlanıp bunlar bir kere aralarında asalsa sadeleştirip eşit demekten bulabilirsiniz. Ama eğer ki size verilen değerlerde A ve B ayrı ayrı verilmişse burada mutlaka şunu yapmanız lazım. İçler dışlar çarpımına bir oran yakalamanız lazım. Bir diğer sorumuza bakalım. A eksi 2 ve B artı 3 aralarında asal sayılardır. Ve burada A'lı B'li bakın bir denklem oluşturulmuş. Acaba B'nin alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi bu soru açık söyleyeyim bir evrim sorusu arkadaşlar. Demin çözdüğüm soruları aslında bu sorunun olan hiçbir farkı yok. Sadece biraz daha işlemleri iç içe koyup yürüttüğüm için böyle göründü. Demin vardı ya hani iki sayı çarpmıştık, asal sayı çıkmıştı, asal sayı değer vermiştik. Aslında bu soru tamamen o soru aslında. Peki ne demek bu? Bu soruyu gelin birazcık şu verilenlere benzetelim. Bir şey fark ettiniz mi? B artı 3 var. Şurada A parantezinde bir B artı 3 var. O zaman ben acaba şu ifadeyi aralarında asal olan iki ifadeye benzetebilir miyim? Hatta bunların çarpımı şeklinde yazabilir miyim? Şu ifadeyi A parantezine aldım. Burası B artı 3 yaptı. Ve bana kim kaldı? Şurada eksi 2B. Hatta 17. Bak buraya yazalım mı şöyle biraz? Şimdi A çarpı B artı 3. Güzel bakın ben B artı 3'ümü artık sorunun içinde buldum. Keşke bir de A eksi 2 mi olsa. Şuradaki ifadeyi ben nasıl yazarım? Ben buraya eksi 2 parantezine alsam ama amacım şu B artı 3'e benzetmek. Çünkü B artı 3 parantezine aldın da elinde ağlı bir şey kalmasını istiyorum. Bakın eksi 2B eksi 6 eksi 17 için eksi 11 mi kaldı buraya? Artık benim elimde kim kaldı? B artı 3 de göründü. B artı 3 parantezindeki A eksi 2 de göründü. O zaman artık şu eksi 11'i karşıya atabilirim. Ve B artı 3 parantezine aldığımda A eksi 2 çarpı B artı 3 artık 11'dir. Şimdi B'nin alabileceği değeri şimdi tartışalım. Fark ettiniz mi? Biz bu soruyu aslında az önce çözdük. İki şeyi çarptık bir asal sayıya gitti. A'yı B'yi biz bulduk. Ne yaptık? Sadece evrim derken kastım zaten o. İfadeyi açarak son halini verdik. Acaba terse gidebilecek mi? Şimdi bakalım 11 nasıl olur? Ben şunu aşağı çekeyim müsaadenizle. 11 nasıl olur? Burası 11, burası 1 olabilir. Bu durumda A ifadesi 3'tür, B ifadesi 8'dir. B o zaman 8 olabilir. Farklı bir renk kullanayım bir de. Mesela burası 11, burası acaba 1 olabilir mi? Hemen bakalım. Bu durumda peki ne olur?
A ifadesi o zaman 13'e gider. Çünkü 13 eksi 2 11 vermeli. 1 ise B ifadesi eksi 2'ye gider. Şimdi ifadeye bakalım. A eksi 2 evet. B artı 3 değerlerini verdi. O zaman B'nin alabileceği, bakın herhangi bir pozitif negatif sınırımız yok. B 8 ve eksi 2 olabilir. Yani toplamı 6 olur. Gayet güzel bir sorudur. Peki bir diğer soruya bakalım. Bu sefer ifade dağıtmamışız. Biraz da toplayarak vermişim. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A eksi B çarpı A artı 3 B artı 6 17 ise bakın yine asal sayı. A artı B nedir? Şimdi A B doğal sayı. Burada 17 var. Şimdi A B doğal sayısı. Burası A eksi B A artı 3 B. Şimdi asal sayı olduğuna göre. Şimdi şuraya 1, şuraya 17'dir diyebilirim. Çünkü şurası A ve B doğal sayı olduğu için buranın şu 6'yı verdiği için bir çıkma olasılığı yok. Doğal sayılar çünkü negatif değer almaz. 0 veya 0'dan büyüktür. O zaman buradaki ifade her türlü birden büyük bir ifade olacağı için hiç buraya 1 diye girmiyorum. Demek ki bir kesinlikle burasıdır. O halde A eksi 1 ise A eksi 1 ne olur? Bak burada bir şeyi müsaadenizle düzelteceğim. Onu yanlış yazmışım arkadaşlar. Asal sayı diyecektim, yanlış yazmışım. A ve asal sayı hatırlayalım. İki asal sayının farkı 1 ise olası bir tane ihtimal vardır 3 ve 2. O halde buraya alırsam burası 3, burası 2 yapar. O halde 3, 2 sağlıyor mu ifaden bakalım. Burası 3, burası 6, 6, 6, 12. Burası kaç yapar? 15, bir daha 17. Demek ki burada bir işlem hatası yapmışım. Bunu hemen düzelteyim müsaadenizle. 3, 2, 1 oldu. Şunu düzelttim zaten. Burası 3, B ifadesi 2'den. 6, 3 daha doğrusu. Şuraya 8 verecekmişim ben. Orada bir hata yapmışım. Hemen düzelteyim. Şimdi oldu sanırım. O halde ne olur soru? A ve B kaç olur? E şıkkı diyelim mi? 5 olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu sefer yeni nesli bir soru. Bir kare işlemi tanımlanmış. A'dan bir köşegen çizdiğinde A ve iki sayı verdiğimde bu ne manaya geliyormuş? A ve B aralarında asal ise topla. Eğer aralarında asal değilse bunları çarp. Bakalım 4 ve 12 aralarında asal mıdır? Hayır, değildir. Değilse bunları çarpma mı? Yani 4 çarpı 12 yazmamı istiyor. 7 ve 20 bunlar aralarında asal mıdır? Evet, o zaman bunların toplamını istiyor. Yani 7 artı 20. Şöyle parantez alayım. Buradan 48, buradan da 27 geliyor, buradan da 60, yani 75 gelir arkadaşlar. Evet, bu dersimizin son sorusu arkadaşlar. Bakalım ne varmış? P bir asal sayı olmak üzere pardon. N bir doğal sayı olmak üzere P çarpı N 5 üzeri P olarak verilmiş. Acaba P artı N toplamı kaç olur? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken en önemli faktör şu. Bakın eşitliğin karşısında kim var? 5'in kuvveti var. 5'in kuvvetleri 5, 25, 125 hep 5'in katı değil mi? P bir asal sayı olduğuna göre ve karşıda 5'in hep kuvveti olduğuna göre burası kesinlikle 5 olmak zorundadır. Çünkü başka bir şey olma şansı yok. O halde bu 5 ise bakın şöyle yazalım. 5 çarpı n eşittir 5 üzeri 5. Başka bir ifadeyle n ifadesi o zaman 5 üzeri 4 mü olur? O da kaç olur? 5 üzeri 4. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı açık açık yazalım böyle. Yani üst ifadeyi anlatmadım. 625 yapar. O zaman P ifadesi 5'tir. N ifadesi 625'tir. Bu da kaça gider? 630'a gider. Evet gençler. Asal sayılar dersimiz bu kadar. Her zaman dediğim gibi canlı kalın, diri kalın. Bahri Hoca'yla matematik.